Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir akvaryum yapacağız. Balıklarımız hareket edecek. Daha sonra e, orada değişik karakterler de koymayı düşünüyorum. E, onların hepsini inceleyelim. Neler var, neler yok. Öncelikle dekorlar kısmında, şuraya tıkladıktan sonra bir dekor seç kısmından buradan e, istediğimiz dekoru seçebiliriz. Tabii ki su altında olması için e, ona göre dekor seçmemiz lazım. Evet, su içinde bulunan dekorlarımız. Sahnelerimize bakalım. Su altı tam gözükmüyor. Şuraya basalım. Evet iki tane su altı var. İstediğinizden birini seçebilirsiniz. E, hangisini seçerseniz. Şu ikinciyi seçiyorum. Evet şu an hemen geldi. Kediyi hemen silelim. Daha sonra buradan da kukla seçiminden de yine e, değişik kuklalarımız var. Hayvanlar bölümüne tıklayalım. Daha hızlı seçmiş oluruz. Oradan da e, balıklarımızı bulalım. Evet bakın burada balık kısmı var. Tıklıyoruz. Ee, balık geldikten sonra kostümler kısmında 4 ayrı balık var. Bunların hepsini ayrı ayrı çekeceğiz. Öncelikle birinci balığımızın kodlarını yazalım. Ee, tıklandığında hemen görünümden kılığına geç diyelim. Ee, bu karakteri e, A karakteri. Evet A'dan başlayalım önce. Evet A karakteri bu olduğu için buradan başlayalım. Sürekli tekrarla diyelim. Şimdi balığa ne yapacağız? Balığımız 10 adım git. Ben bunu 6 seçeceğim. Biraz daha yavaş gitsin. Daha sonra kenara geldiğinde ee, gitmesini istiyorum. Hareket etmesini istiyorum. Bir de dönüş stilini sağ sol yapalım. İsterseniz şuradan da yön kısmından da sağ sol basabilirsiniz. Veya kodla da hemen hızlıca kendimiz seçebiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman balığımız dümdüz sağa sola hareket edecektir. Yani burada nereye alırsanız oraya sağ sol yapacaktır. Üst tarafta dursun. E şimdi ikinci balık karakterimizi seçelim. Buradan hemen kopyasını çıkart diyorum. İkinci balığımız geliyor. Aynı kodu buradan da seçelim. Evet B karakteri olsun. Durduralım. B karakteri olsun. Burada da şunu yapacağız. Alt adım git değil de bu sefer farklı sayılarda adım gitsin. Hızlansın. Çoğalsın. Bazen hızlı. 1 ile 6 seçelim. Evet balığımız bazen hızlı gidecek. Bazen yavaş gidecek. Bazen duruyor fark ettiyseniz. Diğeri gibi dümdüz gitmiyor. Daha balık gibi yüzmesi sağlanıyor. Evet bu şekilde de balık kodunu kullanabilirsiniz. Tabi değişik değişik kodlar kullanılabiliyor. Daha sonra durduralım. Üçüncü balığımıza geçelim. Evet burada da C karakterini seçelim. Burada da farklı yönlerde gitmesini sağlayalım. Yani e, hareketten yöner komutunu alalım. Sürekli tekrarların içine de koymasak da olur. Yani bir kere de e, yönünü bir kere değiştirdiğimiz zaman zaten e, balık farklı yönlerde kenara gelince sekeceği için farklı yönlerde doğrultular gidecek. Tekrar e, şöyle yapalım. Şunu alalım. Şu tarafı yapalım. Alt adım git diyelim. Yani balığın hızını sabit tutalım şu rastgele sayı seçsin yön kısmına baktığımız zaman bu taraf eksi 90 diğer taraf artı 90 İkisinin arasında sayılar seçerse istediği tarafa dönebilir o yüzden bunu eksi 90'lar 90 desek daha mantıklı olur eksi 90'la 90 arası seçelim 6 adım git yine aynı karakterlerimiz olsun şimdi bak baktığımız zaman Balığımız görmüş olduğunuz gibi kenara sekerek farklı doruklarda yüzebiliyor. Veya tekrar basıyorum. Bakın daha farklı bir şekilde. Her bastığım zaman e, balık farklı şekillerde yüzecektir. Bu şekilde siz de ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz. 3 e, tane oldu. Yani bu şekilde diğer bir balığı da ne yapabilirsiniz? Bu e, şekilde yüzdürebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Kopyasını çıkart diyelim. Buna da D diyelim. Şuradan da 1 ile 6 arasında sayı tutarak yüz, yüzsün. Yani çok hızlı değil. Bakın diğer balığa göre kesik kesik yüzüyor. Hızlı yavaş yüzüyor. Evet bu şekilde yapabiliriz. Durduralım. 4 tane balığımızı yüzdürdük. Şimdi başka hangi karakterlerimiz var bakalım. Ee, i̇nsanlara girelim. Oradan balık adam bulalım. Evet bakın burada iki tane karakterimiz var. Önce şunu karakterimizi alalım, bu karakterimizi alalım. Şimdi şu balıklar çok büyük gözüküyor. Bunların hepsini bir 50 yapalım, küçültelim. Ekranda küçük dursun. Evet, 3. balığımızda yüzde 50 küçültelim. Dördüncü balığımızda yüzde 50 küçültelim. Ekranda küçük olsun. Şu karakterimizi de büyütelim. İnsan karakterimiz daha büyük olsun balıklardan. İnsan karakterimizi yürütelim. İnsan karakterimizde ne yapabiliriz? Aynı şu karakter gibi yürütebiliriz istersek. Tabi ben şu an küçük ekranda çalıştığım için. Videonun kaliteli olması için. O yüzden biraz farklı. Evet şu şekilde. Evet. insanda da istediği yere yüzüyor. Farklı hızlarda. Şöyle tekrar yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Farklı hızlarda yüzüyor. İnsan karakteri de bu şekilde olsun. Yine balık gibi. Bir de Oradan diğer bir tane daha insan karakterimiz vardı. Şu. Bunu da sabit yapacağım şurada. Yine %150 olsun şurayı değiştirelim. Şöyle karakterimiz dursun. Dipte. Ee, bu da baloncuklar çıkarsın. Yani buradan duruyor. İşte bir de yengeç olması lazım. Yengeç de yükleriz. Yengece yaklaşıyormuş gibi bir hava verebiliriz. Ee, bunu da ağzından baloncuklar çıksın. O yüzden kostümler kısmına geliyorum. Buraya kopyasını çıkartıyorum. Aynısından çıkartıyoruz. Sonra biraz daha yaklaşalım. Şimdi buradan yuvarlak bir baloncuk oluşturacağım. E, Yuvarlığa seçiyorum. İçi boş olsun. E, kenarları da e, biraz daha gri olsun. Evet şuradan. Evet şu şekilde seçersek iyidir. Biraz küçük yapalım önce. Evet biraz küçük. Şimdi bunun kopyasını çıkartıyorum. Şu karakteri alıp e, seçelim. Aynı karakteri alıp yukarı doğru yapıyorum ve bunu biraz daha büyütüyorum. Şöyle iki. Tekrar aynısından kopyasını çıkartıyorum. Bu karakterini seçiyorum. Biraz daha yukarı çıkartıyorum. Biraz daha büyütüyorum. Yani istediğiniz kadar baloncuk yapabilirsiniz. Kod kısmına gelelim şimdi. Ee, ne yapalım? Sürekli tekrarla tıklandığında sonraki kostüm diyelim görünümden. Şöyle deneyelim. Evet çok hızlı baloncuk çıkarttı. Buna saniye yerleştirmemiz lazım. Evet 0.1 saniye beklesin kostümde. Evet görmüş olduğunuz gibi baloncuklar çıkarttı. İsterseniz baloncukları daha da yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Ee, aslında e, giderken balıkların ağzından da bu şekilde baloncuklar çıkartabilirsiniz. E, bu tabi sizin isteğinize bağlı değişir. Görmüş olduğunuz gibi e, alttaki insan aynı şekilde duruyor. Bir de e, hayvanlardan yengeç olması lazım. Evet, yengeci de alt tarafa yerleştirelim. Onun boyutunda 50 değil de 25 yapsak çok küçük oluyor. Bir yüzde otuz yapalım. Biraz daha büyük olsun. Şu şekilde yerleştirelim. Evet bunların şöyle yaklaştırdığımız zaman isterseniz bunu döndürebilirsiniz de. Şu şekilde dursun yani amaç bir akvaryum tasarımı yapmak. Yengece tabi kod yazacağız çünkü yengeç sabit değil. Kostümlere baktığımız zaman yengecin iki tane kostümü var. O yüzden ne yapabiliriz? Ee, sürekli tekrarla tıklandığında sonraki kostüm diyelim. Görünümden sonraki kostüm bir de hız belirleyelim. Çok hızlı olmasın. 0.2 diyelim. Tekrar bayrağa tıklayalım. Evet yengecinde elleri açılıp kapanıyor. Bu şekilde karakterimizi ayarlayabiliyoruz evet çok basit bir düzeyde bir akvaryum tasarımı yaptık. Şu şekilde büyüttüğümüz zaman gayet güzel bir akvaryum sizi bekliyor. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.